Merhabalar, Bu İşte İş Var programı TGRT Haber'de her hafta saat 14'te bundan böyle sizlere meslekten iş yapan deneyimli kişiler ve hocalarımızı konuk ederek size her hafta 2-3 ayrı mesleği tanıtıyor olacak. Hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Bu hafta Hikmet hocamız Mustafa Hikmet Aydıngüler ve Melih Kapılar arkadaşlarımızı konuk ediyoruz. Kısaca sizi tanıyalım öncelikle. Ben ismim Mustafa Hikmet Aydıngüler. Görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı üzerine lisans eğitimini, iletişim tasarımı ve canlandırma sineması üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladım ve yaklaşık 3-4 yıldır da üniversite düzeyinde öğretim görevlisi olarak dersler vermekteyim. Ve animasyon bölüm başkanıyım, bilgisayar eğitim tasarım ve animasyon bölümü başkanıyım. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben de Melih Kapılar. Ben de yaklaşık 13 senedir çeşitli reklam ajanslarında grafiker ve reklam sanat yönetmeni olarak çalıştım. Hı. Ve halen de bir reklam ajansında reklam sanat yönetmeni olarak çalışmaktayım. Bu İşte İş Var programında bu haftadan itibaren her hafta meslekleri tanımaya çalışırken hem sizin gibi değerli hocalarımızı konuk edeceğiz hem de sektörden bu işin nasıl yapıldığını ve bu işte nasıl iş olduğunu anlamak üzere sizin gibi konuklarımızı ağırlayacağız. Bunun dışında aslında sokak röportajlarımız var. Meslekte bir gün videolarımız var. Meslekte bir günün nasıl geçtiğini gençlerimize daha yakından tanıtalım diye. Ayrıca her hafta sizlerin dışında bir de burs veren kurumları konuk edeceğiz. Ve gençlerimiz nasıl burs alabilirler onlardan bahsediyor olacağız. İlk başlangıçta isterseniz sizin mesleğinizde bir gün nasıl geçiyor? Meslekte bir günün nasıl olduğunu izleyeceğimiz kısa bir VTR'miz var. Öncelikle VTR'yi izleyerek başlayalım. Üzerine sonrasında mesleğinizi biraz daha yakından tanımak üzere size bazı sorularımız olacak. İzlediğiniz şeylerin üzerine yapacağınız yorumlarınız var mıdır? Ne gibi işler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Ve gençler biraz daha bilgi sahibi olsunlar diye bu konuda biraz daha detay alabilir miyiz? Öncelikle ben grafik tasarım tanımını yapmak istiyorum. Grafik tasarım bir düşüncenin veya mesajın kolay anlaşılabilir şekilde görselleştirilmesi. Şimdi grafik tasarımcı da bu görselleştirmeyi yapan ve grafik tasarım disiplini içinde ürün veren kişi demek esasında. Grafik tasarıma başlamadan önce esasında grafik tasarım bir şeyin görselleştirilmesi olduğu için bir düşünce süreci gerekiyor. Ve günümüzde en azından benim çalıştığım sektörde bir siparişle gelen istek, problem esasında bir ekip olarak onun bir formülasyon sonucunda bir denkleme oturtup doğru öğeleri, doğru mesajları ve grafiksel öğeleri bir araya getirmekle alakalı. O zaman aslında siz direkt olarak iş yapmadan önce size gelen bir veri oluyor. Siz bunu birlikte değerlendirip nasıl bir iş çıkaracağınızı önce bir ekip çalışmasıyla karar veriyorsunuz. Yani günümüzde reklam ajanslarında bir süreç var. Bu süreçte müşterinin reklam ajansına benim böyle bir sorunum var ve bunun çözümünü bulun demesiyle başlar. Hı hı. Müşteriyle ilişkiyi kuran kişi müşteri temsilcisidir. Hı hı. Müşteri temsilcisi reklam sanat yönetmenine veya reklam yazarına, o grubun sorumlusu kimse ona gelir ve brief'i verir. Hı hı. Brief'i verdikten sonra o ekip oturup konuşur, akıl alışverişi yapar. Hı hı. Ve bu problemi, müşteriden gelen bu problemi nasıl çözüleceğini kendi içlerine, kendi yeteneklerine ve görgülerine göre karar verirler. Hı hı. Karar verme aşamasından sonra, yani o fikrin bulunma aşamasından sonra onun görselleştirilmesi, hı hı, ve hangi mecrada çıkacaksa o mecraya göre uygulanması aşamasında grafik tasarım işin içine girer. Ve grafik tasarımcı bundan sonra bir uygulamacı haline gelir. Peki bu uygulamayı yaparken bu süreçlerde gelen briefin, yani aslında istek ve ihtiyaçların müşteri temsilcisinden size gelmesinde, sonrasında uygulamalar sırasında ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ne gibi güzel yanları var? Yani mesleği seçecek olan gençler ne gibi şeylerle karşılaşacaklar peki? Bir kere meslek çok güzel. Yani ona başka bir şey diyemem. Ama her meslekte olduğu gibi zorluklar var. Bizim mesleğimizin zorlukları da genelde müşterinin tam olarak neyi istediğini ifade edememesiyle kaynaklı. Burada da işte sanki bir hani dekoder gibi araya müşteri temsilcisi giriyor. Müşterinin ne istediğini bize, bizim dilimizde çeviriyor ve bize geliyor. Ondan sonra da gerekli disipline göre
yani hangi mecrada çıkacağına göre her mecranın farklı zorlukları var. O mecranın kendi zorluklarına göre de uyguluyoruz. O zaman aslında sizin ilk işiniz müşteriyi anlamak, müşteriyi doğru anlamak. Evet. Genelde de karşınızda ne istediğini tam olarak sizin istediğiniz şekilde anlatamayan müşteriler oluyor. O yüzden de müşteri temsilcisine ihtiyaç var. Evet. Peki müşteri temsilcisinden size ihtiyaçlar geldi, çalışmaya başladınız. İstediğiniz gibi bir iş çıkartıyorsunuz, veriyorsunuz ve iş bitiyor mu sonrasında, yoksa farklı müdahaleler yine oluyor mu, üzerine çalışmalar nasıl oluyor? Müşteriden mutlaka müdahaleler geliyor. Bu müdahaleler bazen bizim gözden kaçırdığımız çok yararlı müdahaleler oluyor. Bazen de hani işi biraz da budayan müdahaleler oluyor. Burada zaten müşterinin veya bizim doğrularımız değil, işin kendi doğrusunu, optimumda buluşup işin kendi doğrusunu bulmaktan geçiyor. Peki şimdi bu işi seçerken bir süreçten geçtiniz. Evet. Yani bu mesleği seçerken işte liseden sonra veya belki lise aşamasında seçerken şöyle şeylerle karşılaştınız mı? Biz sürekli liselilerle iletişim halindeyiz ve onların genellikle ailelerinin istediklerinden farklı istekleri oluyor. Evet. Tasarım işi de biraz daha ailelerin çocuklarına yapma demiyorum, hobi olarak gene yap dediği bir iş. Siz de böyle şeylerle karşılaştınız mı? Yani aileniz ne gibi tepkiler verdi? Nasıl bir mesleği seçtiniz? Ben öncelikle meslek lisesi çıkışlıyım. Ve bu puan kırılmasının, ben 97 mezunuyum. Meslek liselerinden puan kırılmasını ilk yaşayan kişi benim. O yüzden de benim çok iyi bir akademik kariyerim olamadı. Ama şöyle söyleyeyim, ben meslek liseden çıktıktan sonra proje çizmeye başladım. Elektrik mezunuyum. Proje çizerken de ben grafiker olmak istiyordum. Grafiker olmaya çalışıyordum ve bir yerde işe başladım. Ama çalışmaya başladıktan sonra insanların eğitim almadan bir yerde atıl kaldıklarını gördüm. Kendi üzerimde gördüm, başkasında değil. Yaşım 21'e gelmişti ve o saatten sonra bir eğitim almak istedim. Ailesel nedenlerden dolayı, yani para kazanmak zorunda olmamdan dolayı da bir akademiye gidemedim. 2 yıllık okumak zorunda kaldım. Ve bundan da memnunum şu anda. Çünkü o eksikliğini hissettiğim şeylerin tamamladığımı hissediyorum. Ailemden de, benim ailemden en azından herhangi bir direnç gözükmedi. Çünkü ben severek ve kendi isteğimle, yani bilinçli olarak gittim. Ama şeyde haklısınız, nedense Türkiye'de meslek denildiğinde mimarlık, mühendislik ve doktorluk aklına geliyor. Öğretmenlik gibi şeyler geliyor. Ama esasında herhangi bir mesleğin ürettiği ürünlerin pazarlanması için grafikere ve reklam sektörüne ihtiyaç var. Bunu ki herkes gözden kaçırıyor. Burada aslında şimdi Hikmet Hocam'a dönmek istiyorum. Sizinki biraz daha isminden de anlaşılacağı üzere ailelerin, çocukların bilgisayar oyunları üzerinden oyun oynadığı bir bölümmüş gibi. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon deyince, animasyon adı otomatik olarak herkesin aklına çizgi filmleri getiriyor ve sadece çizgi film yapıyormuşsunuz gibi bir algı var. Biraz bize grafik tasarımla bilgisayar destekli tasarım animasyon arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında kısa bir kelimeyle ufak bir şekilde hareket farkı var diyebiliriz. Şöyle ki, animasyon aslında gerçekte devinimi olmayan nesne veya çizgilerin devinimliymiş, hareketliymişçesine oluşturulma sanatına verilen, tam Türkçesi de aslında canlandırma sanatı olarak geçen bir alandır. Şimdi grafik tasarımla bilgisayar tasarım ve animasyon sanki çok yakınmış gibi görünen, aslında aralarında belli farklar olan iki ayrı bölümümüz. Şöyle ki, grafik tasarımı daha çok durağan statik tasarımlar üzerine, poster, afiş, broşür, web tasarımı gibi alanlar grafik tasarım içerisine girer. Hocam çok özür diliyorum. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Önemli bir bağlantımız var. Sonrasında devam ediyor olacağız. Tekrar merhaba. Bir aradan sonra geri döndük. Hikmet Hocam kusura bakmayın, lafınızı bölmek durumunda kaldık. Soruyu tekrar ediyorum ve baştan alarak öğrencilerimize bilgi vermek amacıyla bilgisayar destekli tasarım animasyon bölümünden biraz bize bahsetmenizi rica edeceğiz. Grafik tasarım bölümüyle benzerlikleri, farklılıkları nelerdir? Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü esasında adında da olduğu gibi ağırlıklı olarak bilgisayar teknolojilerine hakim ve animasyona yönelik video çıkışlı işler yapmayı hedefleyen bir bölümdür. Ki öğrencilerimize de zaten uygulama ağırlıklı bu şekilde dersler veririz. Animasyon üzerine ağırlıklı olmak üzere. Grafik tasarım bölümünde ise daha çok baskılı
işlere matbaa çıkışlı işler şeklinde eğitim verilmektedir. Aslında aradaki farkı şöyle açıklayabiliriz. Birisi hareketli grafik, diğeri duran statik grafik işleri yapmak üzere öğrencilere eğitim şeklinde belirtebiliriz. Facebook sayfamızdan gençlerden bir soru geldi. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon dendiği için acaba grafik tasarımda bilgisayar yok mu ki? Yalnızca burada mı bilgisayar desteği kullanılıyor? Evet. Grafik de elle mi çiziliyor gibi bir soru var gençlerden. Yok tabii. Şimdi içinde bulunduğumuz teknolojiyle alakalı ikisi de tabii ki bilgisayar destekli tasarım kısmı yani bilgisayar olayı zaruri. Fakat şöyle bir öncelik farkı var diyebiliriz bununla alakalı. Grafik tasarımda perspektif, sanat, estetik, renk, uyum gibi, tipografi gibi bir takım konular önceliklidir. Fakat bunların bilgisi verildikten sonra araç olarak bilgisayar destekli tasarım kısmı giriş olaya kullanılır. Ama bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümünde ise durum biraz daha farklı. Buradaki amaç öğrencinin evvela bilgisayar teknolojilerine çok hakim olması ki animasyon üretebilsin. Bu anlamda hareketli grafik konularına hakim olabilmesi açısından yani böyle bir öncelik farkı var diyebiliriz ikisi arasında. Yine bölümün ismiyle alakalı animasyon deyince insanların aklına çizgi film geliyor. Yani sizin verdiğiniz eğitimin sonunda gençler çizgi film yapacak şekilde bir eğitim mi almışlar yoksa başka alanları da var mı bunun? Tabii ki başka alanları var. Hatta çizgi film bunun içerisinde daha ufak bir dilim olarak yer alıyor. Şöyle diyebiliriz. Animasyonu aslında temelde ikiye bölebiliriz. Yani canlandırma sanatı olarak bakarsak. Animasyon bir kısım mimari, belediye ve iç mimarlık alanlarında kullanılan bir alanı vardır ki bu nesne modelleme, hareketli grafik. Düşünün ki bir mimar, iç mimar bir mutfak tasarımı yaptı ve bu mutfak tasarımını müşteriye satmadan önce bir canlandırmasını göstermek durumundadır. Aynı şekilde belediyeler bir şehir bölge planlaması yaptığında bunun gene bir canlandırmasını ortaya koymak durumundadırlar. Bu durumlarda mimari kısımda canlandırma kullanılır. Bunun bir de televizyon grafiği kısmı vardır ki televizyonlarda görülen altyazılardan tutun, görsel efektleri dizilerde, sinema sektöründe kullanılan ya da tabii ki bunun içerisinde mesela çizgi film de bir alan olarak giriyor. Ama ağırlıklı olarak öğrencilerimiz ya mimari alanda çalışıyorlar mimarlarla birlikte ya da hareketli grafik üretimi yapan televizyonlar, dizi, reklamcılık misal bu da yine öyledir. Çünkü günümüzde birçok reklam artık efektlerle kullanılmaktadır. Bu alanların hepsi animasyon alanına girmektedir diyebiliriz. Yani çizgi film bunun içerisinde ufak bir alan. Bir parça var. Aslında. Bir parça diyebiliriz. Şimdi sokakta grafik tasarım ve animasyon, bilgisayar destekli tasarım animasyon nasıl algılanıyor? Bununla ilgili kısa bir sokak röportajlarımız var. Onları izleyelim. Tekrar devam edeceğiz. Tabii. Sizce film afişlerini, billboardları, ambalajları, kitap ve dergi kapaklarını kimler hazırlar? Grafikerler. Grafikerler hazırlar. Belediye başkanları değil, firmalar ya da makbacılar ya da bunu yönlendiren insanlar mesela yönetmenler olur. O işte uzmanlaşmış kişiler olması lazım, eğitim almış insanların olması gerek. Yani işin ehli diyelim. Grafik tasarımcılardır yani bu işin şeyi. Bildiğim kadarıyla işte dünyada özellikle Amerika'da bu işin çok büyük emekler sarf ediliyor, çok büyük harcamalar yapılıyor. Ama profesyonel ellerce yapıldığını tahmin ediyorum yani. Eminim küçükken çizgi film izlemişsinizdir. Çoğu defa evet. En sevdiğiniz hangisiydi? Popeye. Sizce çizgi filmleri kimler hazırlar? Hiç düşünmedim. Grafikçiler herhalde. Yine bizler hazırlarız. Hayal gücümüzle. Yönetmenler böyle çiziyordur. Ondan sonra birkaç tane insan bulup onları o çizdikleri oyuncular yapıyorlardır. Çizgi filmlerini normal insanlar hazırlar aslında. Sence afiş billboard yapmanın veya çizgi film hazırlamanın bir eğitim olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Mesela öğreticiliği çok kuvvetli olmalı diye düşünüyorum. Ben çocuk gelişim okuduğum için hani biraz da onlar hakkında bilgim olduğu için hani onlar üzerinde de özel bir çaba gerektirdiğini düşünüyorum yani gerekli. Tabii ki, tabii ki. Halka hitap ediyor çünkü herkesten önce çocukların geleceği bir yerde onlara hitap ettiğine göre eğitim olması şart. Gerekli. Üniversite ve meslek yüksekokullarındaki grafik tasarım ve animasyon bölümleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gerekli mi? Gerekli. Gerekli. Her işin eğitimi olması gerekiyor. Daha profesyonel oluyor, daha usta oluyor. Her şeyin eğitimi gerekiyor. Grafik tasarım ve animasyon gibi bölümlerden mezun olanlar sizce ne iş yaparlar? Yani grafik tasarımcı olarak çalışabilir, reklam şirketlerinde ilgili pozisyonlarda çalışabilirler. Su satarlar. Garsonluk yaparlar. Gerçekten diyor. Çok arkadaşlarım var. Musul satarlar. Gerçekten. Türkiye'de yaşıyorlarsa hiç portasız yaparlar.
Evet hocam, sokakta grafik tasarım veya animasyon bölümü mezunlarının işportacılık yaptığı, su sattığı konuşuluyor. Evet. Sizin mezunlarınız ne iş yapıyorlar? Grafik tasarım mezunları ve bilgisayar destekli tasarım animasyon mezunları gerçekten de iş bulma sıkıntısı yaşıyorlar mı üzerine biraz yorum alalım. Şöyle bir durum var. Her meslekte kendi geliştirmeye paralel olarak, ciddi olarak çok güzel yerler çalışan öğrencilerimiz var. Ki biz Plato Meslek Yüksekokulu mezunlarımızdan bahsedersek bu dediğiniz alanlardan. Mezunumuz %60'ı defa sektörde çalışıyor. Hı hı. Bunun dışında yarısından fazlası DGS ile 4 yıllık tamamlama haklarını kullanıyorlar. Hı hı. Ve aynı şekilde yani %25'i de hem okuyup hem çalışıyor. Yani sektörde çalışıp 4 yılda tamamlayanlar. Ki bizim okulumuz hem uygulama okulu olduğu için Plato Meslek Yüksekokulu'nda aynı zamanda mevcut okuyan öğrencilerimizin de yarısını, yakın bir rakamı diyebiliriz. Hem çalışıp hem okuyan. O zaman bu işte iş var. Yani. İşte iş var tabii. Yani bilişim çağındayız. Teknoloji günden güne gelişiyor. Dikkat edin. Yani animasyon ve bu anlamdaki teknolojiler hemen her şeyde karşımıza çıkıyor. Evet. Yani televizyonculukta ekranın üzerindeki kayan hareketlerden alt yazılara kadar. Gördüğünüz hemen her şey bunun zaten sektörde ne kadar kolay iş bulabileceğiyle alakalı bize ipuçları diyebiliriz. Mehmet Bey, siz uzun süreden beri sektördesiniz. Muhtemelen farklı farklı işler yaptınız. Evet. Mezunlar ne gibi alanlarda ne işler yapıyor konusuna biraz daha açabilir miyiz? Yani siz şu anki ajans deneyiminizden yola çıkarak ajanstaki işleyişi anlattınız ama grafik tasarım mezunları ne işler yapıyorlar, nerelerde çalışıyorlar konusunda biraz da sizden bilgi alalım. Bir kere grafikerlik bir meslek. Yani bu meslek sahipleri istedikleri işi yapabilirler. Yani seyyar satıcı da olur, çaycı da olur. Yaptıkları iş bizi ilgilendirmez. Ama sanırım sokaktaki insan veya annemizin babamızın kafasının karışmasında şöyle bir sorun var. 2-3 ay kursa giden kişilerin, program kursuna giden kişilerin nedense sıfatı grafiker oluyor bizde. Hı. Onlar operatördür. Yani grafiker, en başta da değindiğimiz gibi grafik ürünler veren kişidir. Bir insanın da bir grafiker sıfatını alabilmesi için grafik tasarımın içinde olan öğelere, disiplinlere sahip olması lazım ki onlarla beraber bir ürün versin. Yerine göre estetik, yerine göre işlevsel. Şimdi bir kişi 2 ay, 3 ay belli programların kursuna gittikten sonra operatör olur. Hı-hı. O programın operatörü olur. Grafiker olamaz. Ha, kendini geliştirir, o disiplinleri, öğeleri öğrenir ve grafik ürünler verir. Bu farklı bir şey. Hı-hı. Şimdi bence insanların kafasını karıştıran bu grafikerlikte bizde bir kavram kargaşası var. Yani mesela bir grafiker, meslek olarak grafiker olan kişi birçok yerde çalışabilir. Durağan görüntülerde olsun, yani matbaa, basılı işlerde olsun, web tasarımında olsun veya herhangi bir şirketin in-house olarak içinde çalışabilir. Bir tekstil firmasında çalışabilir. Belki hareketli görüntüler üreten bir ajansta çalışabilir. Çünkü grafikerlikte tipografi vardır. Onun tipografik tasarımını o yapar. Hareketlendirmesini başka biri yapar. Oradaki başka bir operatör yapar. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani satış, pazarlama, reklam, tanıtım gibi her ürünün ya da her hizmetin bir şekilde tüketiciyle buluşturulması evet. gerekiyor. Dolayısıyla bu tüketiciyle buluşturulma anlamında her türlü sektörle, her türlü alanda bu aracılığı yapan grafik tasarımcılar. Dolayısıyla evet. çok geniş bir çalışma alanı var. Tabii grafik tasarımcı sadece tanıtımda da değil. Yani hmm. mesela dışarı çıktığınızda trafikte trafik işaretlerini de bir grafik tasarımcı hmm. yapıyor. Yani mesela ambalaj tasarımı ben buradayım deyip de işte gözü çelip aldırmaktır hmm. grafikerin tasarımı. Ama yola çıktığınızda buraya giremezsin veya sağa dönmelisin demektir grafik tasarımcının görevi. O yüzden hmm. grafik tasarımcı herhangi bir mesajın iletilmesi gerektiği veya herhangi bir duygunun, görsel olarak tabii hmm. ki, duygunun tetiklenmesi gerektiği her yerde grafik tasarımcı iş vardır. Peki bu alanda yalnızca şirketlerde çalışabilirler gibi bir algı üzerinden gitmemek adına söylüyorum. Hı-hı. Girişimcilik ruhu olan grafik tasarımcılar da oluyor. Freelance çalışmak evet. adı altında. İkisinin arasındaki farkları biraz söyleyebilir misiniz? Yani mezun olduktan sonra kendi işini yapmayı düşünenler olabilir. Bunların evet. avantajları, dezavantajları nelerdir gibi bir tarafından evet. bakmak istiyorum işe. Şimdi benim çalıştığım sektör üstünden, şu herkese bir şey diyemem ama kendi çalıştığım sektör ve deneyimden gideceksek gelen müşteri genelde geldiğinde grafikerden ne kadar yararlanabileceğini bilmeden geliyor. Hmm.
Şimdi bir grafikerin işe başlamadan önceki bence en büyük sorunu bu. Eğer bir şirkette çalışırsa, kurumsallaşmış bir şirkette çalışırsa burasıyla ilgilenmesi gerekmiyor. Çünkü orada şirketin patronu veya müşteri temsilcileri bununla şey yapıyor. Orada bir aracı, süzgeç ve size dekoder gibi aslında müşterinin algıladığını anlatmak anlamında işe yarıyor. Şimdi grafikerlik haricinde yani olaya bir tasarım süreci olarak bakacaksak bu bir ekip işi. Yani bu ekip işinde işin sonlandıran kişi ve yapan kişi grafiker. O başka bir şey. Ama mesela bir grafikerin freelance olarak iş yapması hem işin geliş aşamasında bazı aksaklıklara ve daha önemlisi de iş bittikten sonra finans, ödemeler konusunda nasıl seçebilirim bilmiyorum ama. İşi yapan kişiyle parayı isteyen kişi aynı kişi olduğu zaman sıkıntı oluyor. Evet, sıkıntı olabiliyor. Ama daha iyi mesela işini tutturursa bu dediklerimizi de yapabilecek duruma gelirse daha iyi işler, daha iyi paralar kazanabilir. Anladım. Bir grafik tasarımcı. Bir grafik tasarım öğrencisinin kısaca aslında ne gibi eğitim aldığına dair bir ufak röportajımız var. Pilato Meslek Yüksekokulu öğrencisi bir kardeşimizle konuştuk. Şimdi kısaca onu izleyelim. Sonra aldığınız eğitim üzerine biraz daha konuşmak isteyeceğiz. Merhabalar, ben Ozan Can Debaş, Pilato Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Birinci sınıfı yeni bitirdim. Grafik Tasarım Bölümüne isteyerek geldim. Çünkü lisede de 3 yıllık bir geçmişim vardı sanat tasarım üzerine. Maşgar Akif Tuncel mezunuyum. Ayrıyeten iç mimarlık ofislerinde falan çalıştım. Staj olarak farklı yerlerde çalıştım. Eğer başka bir bölüm için tercih yapmak isteseydim büyük ihtimal danışmanlık falan alırdım. Çünkü bir bilgim olmazdı. Ama bu bölüm için yeterince bilgiye sahiptim. Hem 3 sene lisede sanat tasarımcısı olduğu için hem kendim ilgili olduğum için biliyordum. Ve ayrıyeten şöyle bir düşüncem var. İnsan bildiği ve istediği işte başarılı olur. İstemediği şeyi yapamaz ve başarıyı yakalayamaz. Böyle düşünüyorum. Benim yaptığım işlere gelirsek eğer, evet grafik tasarım üzerine işler yapıyorum ama daha çok çizgi film, animasyon ve oyun sektörüne ağırlık vermek istiyorum. Çünkü ufaklıktan beri gelen bir ilgim var ve FPS olsun, RPG olsun bu tarz oyunlara bayağı kendimi kaptırdığım doğrudur. Hatta ailem bayağı bir rahatsız da bundan ufaklıktan beri. İşte sabahlara kadar oturmalar falan böyle. O tarz oyunların karakterlerini kendimi tasarlamak istiyorum. Okulumuzda Photoshop, Illustrator, Flash gibi dersler görüyoruz, programlar görüyoruz. Ve Hikmet Aydıngüler gibi çok iyi bir çizgi film animasyon hocamız var. Ondan da yeterince faydalanmaya çalışıyorum. Hocam kardeşimize biz söylemedik sizin adınızı vermesine. O sizden çok faydalanıyor demek ki. Biraz daha ne gibi dersler alıyorlar, nasıl bir eğitim veriliyor? Bu iki bölümde de, siz her iki bölümde de öğretim görevliliği yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi alalım sizden. Şimdi grafik tasarımdan ilk etapta bahsedeyim. Öğrencimiz de grafik tasarım bölümü öğrencisidir kendisi. Biz temelde en baştan bir öğrencinin düz çizgi, eğri çizgi gibi durumlardan bunların eğitimiyle başlarız olaya ve renk, uyum, perspektif gibi bir takım teorik ve sanatsal kısımlarıyla öğrencilere bir zemin hazırlarız grafik tasarım bölümünde. İlk dönemimiz bu şekilde geçer. İkinci dönemde ufak ufak artık dijital yazılımlara, programlarla bu bir önceki dönemde, yani birinci dönemde almış olduğu teorik algı derslerini vesaire bunları artık yavaş yavaş işe dökmesini isteriz. Aslında birinci senesi, yani bu ilk iki akademik dönem, öğrencinin temelini oluşturmak üzere verilecek hem teorik hem de yazılımsal anlamdaki pratik bilgilerini pekiştirici yıldır grafik tasarım bölümü için konuşuyorum. İkinci seneye geçtiğinde ise öğrencileri tam olarak bir anlamda sektörün provası olarak adlandırırız bunu. Sektörü karşılarına çıkabilecek hemen hemen her türlü olayı, sıkıntıları vesaire gibi durumları biz bir ajans mantığıyla ders işlerken öğrenciye sürekli uygulama projeleri veririz. Öğrenci getirir ve bu şekilde bir yorma sürecine sokarız ki bir anlamda dediğim gibi provası olması açısından. Bu provayı derslerde uygulamasını yapmak dışında öğrencileriniz stajda yapıyorlar mı? Tabii. Yönlendiriyor musunuz? Nasıl stajda bir süreç var orada? Zaten ilgili alanla alakalı mutlaka yönlendiriyoruz. Stajlarını yapıyorlar. Genelde yaz döneminde olmasını tercih ediyoruz stajların.
ki öğrenciler hani iş ve okul bu olayları çok kesişmemesi açısından, aktif geçmeleri açısından staj yeri bulmayla da alakalı yönlendirdiğimiz öğrenciler de oluyor. Birçoğu kendisi buluyor ama özellikle stajın üzerine çok fazla duruyoruz diyebilirim. Bu anlattıklarım grafik tasarımla alakalı olandı. Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümünden bahsetmek gerekirse burada da yine perspektif, temel sanat eğitimi gibi bir takım dersler var ama animasyon içerisinde çok fazla dijital uygulamalar olduğu için öğrencilere bu sanat ve tasarım kısmı işte tam ayrılan nokta aslında burada oluyor. Tam olarak hareketli grafiğe yönlendiriyoruz. Hareketli grafik dönemlerce anlatsanız bitmeyecek kadar büyük bir alan. Çünkü işin içerisinde üç boyutlu modellemeden birçok alan, birçok şey giriyor işin içine. Ve öğrencilere ağırlıklı olarak da 3D Studio Max gibi, After Effects gibi programların hem kullanımı hem de bunlarla bir reklam filmi çekmek. Yine piyasaya yönelik işte yarım gün bir televizyona girseler nasıl televizyon grafiği oluştururlar. Bunların provalarını yapmak amaçlı. Yani şöyle diyeyim ben size %70 uygulama şeklinde gidiyor derslerimiz. Tabii ki yazı sınavlarımız var ama ağırlıklı olarak uygulama diyebilirim. Peki yani bu uygulamalı dersleri görürken şimdi bu röportaj yaptığımız gencimiz bir meslek lisesi mezunu. Sizin genellikle öğrencileriniz meslek liselerinden mi, düz liselerden mi, nasıl bir öğrenci profili var? Düz liseden gelenler sıkıntı yaşıyorlar mı? Düz liseden gelen mesela animasyon bölümü, bilgisayar destekli tasarım animasyon bölümünün bu seneki oranlarına bakarsak %80'e yakını düz lise çıkışlı. Burada hem bölümün Türkiye çapında yani 4-5 farklı kurumda olmasından, bunlardan bir tanesi de biziz, bilgisayar destekli tasarım animasyon olarak Plato Meslek Yüksekokulu, nadir kurumlardan biridir bu bölüme sahip olan. Bunun büyük bir avantajı var. Kendi araştıran öğrenciler bunda çok büyük gelecek olduğunu gördüğü için gelenler var. Yani düzse çıkışı da hiç küçümsenmeyecek oranda var tercih edenler arasında. Peki, grafik içine geçerli aynı diyeyim. Grafik tasarımda da aynı şekilde. Peki meslek lisesinden hangi öğrenciler gelebildiğini sınavsız geçti de biliyorlardır. Burada asıl mesele 2 yıl grafik tasarım veya bilgisayar destekli tasarım animasyon okuduktan sonra DGS ile 4 yıllıkta hangi bölümlere tamamlayabiliyorlar? Böyle bir soru da var gençlerden gelen. Genel olarak mesela animasyon bölümünden, bilgisayar destekli tasarım animasyon bölümünden çıktıklarında fotoğraf, video, görsel iletişim, iletişim tasarımı, grafik tasarım, medya gibi bölümler. Aslında bunun daha teferruatlı listesine Plato Edu.tr'den, yani bizim yüksek okulumuzun web sitesinden bakılabilir. Orada ilgili bölümlere girildiği zaman DGS geçişi veren yerler teferruatlı yazar. Grafik tasarımda da yine buna paralel bölümler var. İşte grafiğin 4 yıllığı gibi bölümler var. Ama en teferruatlı dediğim gibi Plato Edu.tr'den de bakılabilir. Ama birçok bölüme geçişi var, onu belirteyim. Peki sizde bir de ayrıca İngilizce grafik tasarım bölümü var. İngilizce bir grafik tasarım eğitimini İngilizce alıyor olmanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Sanıyorum yalnızca Plato Meslek Yüksekokulu'nda var bu. Bu konuda da çok nadir kurumlardan birisi İngilizce olması konusunda. Şimdi Erdem Bey, İngilizce olayı öyle bir olay ki nasıl ki teknoloji çok erzem diyorum günümüzde. Hani araç olarak gerek kullanılması açısından bir grafik tasarımcı için. İngilizce de artık öyle erzem bir durum. Yani çok zaruri. İngilizce bilinmesinin avantajları nedir? Özellikle grafik alanında söyleyeyim bunu. Forum sitelerinden bilmediği yeni teknolojileri. İşte Adobe'un sitesine girer, oradan yeni Photoshop'un sürümü de çok çok ciddi bir artı kazandırır. Bu konuda da bir yıllık hazırlık eğitimi vermekteyiz. Ve bunun üzerinde yeterliği geçtikten sonra bölüm derslerini İngilizce olarak işlemekteyiz. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencinin İngilizce bilmesi aslında o gelişme sürecini biraz daha tetikleyen ve hızlandıran bir şey olduğu kadarıyla. Kesinlikle. Peki Melih Bey, size tekrar döneyim. Siz bu işin eğitimini aldınız ama hemen almadınız. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi. Nasıl karar verdiniz? Yani ben bu işin eğitimini de alayım demeye nasıl karar verdiniz ve size faydası ne oldu? Çünkü grafik tasarımı eğitimini almadan yapanlar var dediniz. Evet. Bununla ilgili birkaç cevap verebilirseniz bu konuyla ilgili sevinirim. Ben Türkiye'de Commodore, Amiga ile büyümüş nesilim. O yüzden de bilgisayara aşinaydık. Sonra PC'ye geçtik. Sonra ne hikmetse de o süreçten geçen herkes bir şekilde grafiker olmak istedi bizim zamanımızda. Şimdi ben de bu web siteleri yeni çıktığında hadi web sitesi yapalım, yapabiliriz, elimiz mal tutuyor mantığıyla bu işe girdik. İşte yapıyorduk açıkçası. Türkiye'de öyle bir şey var. İş yapıyorsunuz bilseniz de bilmeseniz de. Ama belli bir yerden sonra işinizi beğenseniz de bir şeylerin içinizde atıl kaldığını ve eksikliğini hissediyorsunuz. O eksikliğini gidermek için de ben eğitim almaya karar verdim. Ve o yüzden de eğitim aldım. Bunun eğitimi size kattıkları şeyleri söyleyebilmek için, yani bu çünkü pratik bir şey, göstermeden söylemem. Eğitimden önceki halimle hem kariyer olsun, hem kazancım olsun, hem de kişisel tatmin olsun, eğitimden sonraki halim daha farklı.
Sokaktaki röportajlarda bir bayan kim yapıyor bunları deyince biz yapıyoruz, hayal gücümüzle yapıyoruz demişti. Yalnızca hayal etmek yeterli değil, belki de eğitim size gösteriyor. Yani şimdi gerekli disiplinlere, estetik kuralları biliyorsunuz, hayal gücünüzde kalıyor gerçekten iş. Ama şöyle bir şey var. Yine bu kişisel görüşümdür. Mesela Türkiye'de resim çizemeyen herkes ben soyut resim çiziyorum der. Herkes Picasso'nun kübizmden bahseder ama kübiz olmadan önceki desenlerini kimse bilmez. O yüzden bu işi yapacak kişilerin de, mesela grafik tasarımda ürünler verecek kişinin de bu işin tarihini bilmesi lazım. Bu işin, yani grafik tasarım bilgisayarda üretiliyor şu anda. Ama temel tasarım, temel sanatı bilmediğiniz sürece hani o biraz teknik olacak ama o tinselliği yakalayamazsınız grafik tasarımda. O yüzden mesela Picasso'dan yine gideceksek, adam çizmiş her şeyi, yapabileceğini yapmış, sonra da yeni bir akım bulmuş. Ama biz nedense o temelimiz olmadan bir anda kendimizi o akım sahibi gibi göstermek istiyoruz. Hikmet Hocam, burada çok kısa eğitimle ilgili son olarak size bir soru sorayım. Özellikle dijital alanda yapılan işlerle ilgili kurslar var bol miktarda. Neden bir genç bir kursa değil de bir meslek yüksekokulundaki bir grafik tasarım bölümüne veya bir üniversiteye gitsin? Aradaki farklarla ilgili çok kısa bir şey alayım sonra. Aradaki fark kurs ve dersencilik mantığıyla işlenen işte 6 ayda, 5 ayda, 3 ayda neyse bu zaman zarfında grafik tasarımcı yetiştirme iddiasında bulunan yerlerde şöyle bir farkımız var. Lise eğitimimiz 4 akademik dönem sürüyor. Ve az evvel de bahsettiğim gibi birinci sene topyekünden perspektif, sanat, kuramsal, işte psikolojik algı, teori gibi derslerle ve bu anlamda bilgilerin pekiştirilmesiyle geçiyor. Ve bu bir senenin sonucunda yeterlilik görüldükten sonra ikinci senede biz öğrencilere dijital anlamda bilgiler veriyoruz. Ve öğrenci bir tasarım yaparken nerede hangi rengi kullanması gerektiğini, belli bir perspektiften bakıldığı zaman onun nasıl görüldüğünü gibi 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 durumlar, yani bunları dediğim gibi dersenler vermez ama yüksek öğretim kurumları bu konuda verir. Çok teşekkür ederiz her ikinize de. Şimdi çok kısa bir ara verdikten sonra gençlere burs alma konusundaki kriterleri öğrenmeleri amacıyla Vehbi Koç Vakfı'ndan bir konumuz olacak. Tekrar size teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlarınız oldu. Gençlerin yeterince iyi öğrendiğini, anladığını tahmin ediyorum sayenizde. Teşekkürler. İndirimin kralı Vatan'da. %30 indirim ve 10 taksit. Tüm ürünlerde, tüm kartlara Vatan'da. Ondan ilham aldık. Daha zarif. Daha ince hatlar. Ferahlatıcı iyon etkisi. Koku seçenekleri. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Tatilciler, zamanınızı ve paranızı yola harcamayın. İstanbul'dan tatil sana bir saat uzakta. Dinlenme, eğlenme, gel Armutlu'ya. Sahillere, havuzlara, doyamadık manzaraya. Bütün ailemiz burada, tatil keyfi Armutlu'da. Güneş, deniz, hayat burada, gel Armutlu'ya. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.00 ya da www.ihlasarmutlu.com. Bu sıcaklardan kaçarak kurtulamazsınız. Siz de bir Aura klima alın, evde, işte, tatilde, yazın keyfine varın. Merak etmeyin, Aura deyince ortalık buz keser. Aura, mutluluk ellerinde. Görev onları markette buldu. Kazandırmak onların en büyük tutkusuydu. Onlar manigiller, çok kazandırmaya geldiler.
Şimdi Migros Vatan Saçlar'dan 25 lira harcamanızda size bir money harfi verecekler. Money kelimesini tamamladığınızda 5 money hediye edecekler. Money Club her zaman kazandırır. Ondan ilham aldık. Daha zarif. Daha ince hatlar. Ferahlatıcı iyon etkisi. Koku seçenekleri. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Sapanca gişeleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle 06 ile 22 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak. Rüzgara şekil verdik. Yeniden. UFO. Tekrar merhaba. Şimdi Behbi Koç Vakfı'ndan Seçil Kınay proje yöneticisi. Hoş geldiniz Seçil Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz diyelim önce. Tabii. Ben Behbi Koç Vakfı'nda proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Eğitim, kültür ve sağlık alanında vakfımızın projelerinden sorumluyum. Hı hı. Aynı zamanda burs programlarından da en başından beri ilgileniyorum. Peki Behbi Koç Vakfı'ndan kısaca bahsedelim. Hangi alanlarda burs veriyor? Siz eğitim, kültür alanında siz ilgileniyorsunuz ama genel olarak biraz bahsedelim Behbi Koç Vakfı'ndan. Tabii Behbi Koç Vakfı 1969 yılında Türkiye'nin ilk özel büyük vakfı olarak, hı-hı, kuruldu. Ve toplumun en gereksinimli alanları olan eğitim, kültür ve sağlık alanında hem kendi kurduğu kurumlarla, hı-hı, hem de desteklediği proje ve programlarla toplumun gelişmesine fayda sağlamak için çalışıyor. Hı hı. Eğitim bursları aslında vakıf kurulmadan önce Vehbi Bey'in başlattığı ve vakfın kuruluşu 1969'dan itibaren de düzenli olarak devam ettirdiği, hı hı, programı diyebiliriz. Hı hı. Burslarımız kapsamında hem üniversite öğrencilerine hem çeşitli programlar kapsamında meslek sesi öğrencilerine de burs veriyoruz. Bizi asıl ilgilendiren konu aslında üniversite öğrencilerine, evet, verdiğiniz burslar. Nasıl bir kriterle burs veriyorsunuz? Kimlere burs veriyorsunuz? Biraz bunlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Evet, biz bu sene itibariyle yani 2013-2014 yılında 17 tane üniversitenin hem fakültelerine hem de hemşirelik yüksekokullarına burs veriyoruz. Hı hı. Belirlediğimiz kontenjan sayısı da bu dönem için 517. Burslarımızı dediğim gibi bu belirlediğimiz 17 tane üniversitenin öğrencileri arasından seçiyoruz bursiyerlerimizi. Peki nasıl başvuruyorlar? Nasıl bir başvuru süreciniz var? Biz bu burs programlarında üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Hem üniversitelerin bünyesinde bulunan öğrenci işlerinin genelde bünyesinde bulunan burs ofisleriyle veya fakülte sekreterlikleriyle ilerliyoruz. Hı hı. Onlar aracılığıyla okullarda duyurularını yapıyoruz. Aynı zamanda kendi web sitemizden de bunların duyurularını yapıyoruz. Ve ilk başvuruları kendi öğrenciler kendi okullarında yapıyorlar. Hı hı. Daha sonra bu burs ofisleri veya fakülte sekreterlikleri bir ön eleme yapıyor. Hem gelen başvurular hem de evraklarıyla birlikte. Ve bize kontenjan sayımızın iki katı kadar bir aday listesi belirliyorlar. Daha sonra biz Behbi Koç Vakfı Burslar ve Projeler ekibi olarak illere gidiyoruz. Çünkü çeşitli illerde bu 17 üniversite. Ve orada birebir öğrencilerle mülakatlar yapıyoruz. Hem onları tanımış oluyoruz böylece hem onlar bizi tanımış oluyorlar. Karşılıklı bir etkileşime girmek de bizim için çok keyifli, evet, oluyor gerçekten.
Peki bu hangi 17 üniversite olduğu sanıyorum web sitenizden evet. öğrenebilirler gençler. Evet, yani genelde şöyle bir algı oluyor. Sadece ilk 5 üniversite, hani ilk 2000 öğrencinin alındığı üniversiteler. Halbuki böyle değil, biz kapsayıcılığa çok önem veriyoruz. 7 bölgede bu seçtiğimiz üniversiteler, beraber çalıştığımız üniversiteler. Yani Van 100. Yıl Üniversitesi de var, Konya Selçuk Üniversitesi de, Harran Üniversitesi de var ama İstanbul Teknik Üniversitesi de var. Ankara'da Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu da var. Web sitemizden vkv.org.tr'den detaylı olarak görebilirler. Peki, başvuruları aldınız, mülakat yapıyorsunuz. Hangi kriterlere göre, başvuruda ve mülakatta hangi kriterlere göre gençleri eliyorsunuz? Bizim öncelikli kriterimiz aslında ihtiyacı olan ve okumaya hevesli olan gençleri desteklemek. En başından beri bu böyle oldu. Tabii bu hem ihtiyacı olan hem de tabii bir karşılaştırmalı değerlendirme yaptığımız için başarı olarak da daha ön planda olan çocukları seçiyoruz. Ve onları tercihimiz ilk seneden itibaren desteklemek ve eğitimleri boyunca, 4 sene boyunca da burslarının devam etmesini sağlamak. Çünkü burs almak aslında iyi bir motivasyon da oluyor öğrenciler için. Çünkü devam kriteri olarak da başarılarının devam etmesi ve okula devam etmelerini koyuyoruz. Dolayısıyla önce başarılı olması, sonra başarısını devam ettirmesi ve okuluna devam etmesi evet, gerekiyor gençlerin. Evet, tabii yani keyifli olarak okuduğu ve de severek okuduğu bir bölümde gençler genelde başarılı oluyorlar. Evet, dolayısıyla biraz da işini severek yapıyor olmanın avantajını bursla da desteklemiş evet, oluyorsunuz gençlere. Evet, kesinlikle. Peki başvuru süreci ne zaman başlıyor? Yakın zamanda başvurular alınacak mı? Onlarla ilgili de bilgi verelim. Tabii başvurular okullar açıldıktan ve asıl kayıtlar yapıldıktan sonra başlıyor aslında. İşte okullar 16 Eylül'de açılıyor ve işte kayıtlardı, ilk haftanın geçmesiydi vesaire. Biz 1 Ekim'de asıl başvuru tarihlerini başlatıyoruz. Yazışmalarımız şu anda devam ediyor üniversitelerle. Okullara gidip dediğim gibi öğrenciler kendi burs ofislerinden ve sekreterliklerinden bu formları dolduruyorlar. Ve de o başvuru süreci ve öneleme süreci Ekim sonu yani 25 Ekim gibi falan bitiyor. Kasım ayından itibaren burs almaya başlıyor gençler o zaman. Kasım ayından itibaren Kasım ayının sonu gibi belli oluyor. Çünkü arada bir de mülakata gidiyoruz biz. Çocuklarla mülakat yapıyoruz öğrencilerle, bursiyer adaylarımızla. Sonrasında listeler belirleniyor ve onlar tabii bir hesap bilgilerini bize gönderiyorlar. Biz kendi burs portalımızda onları kaydediyoruz ve ilk burs verdiğimiz öğrencilerin ödemelerini 7 aylık toplu olarak Şubat ayında yapıyoruz. Ama devam eden bursiyerler için de şöyle bir süreç oluyor. Bilgi ve başarı takiplerini yapıyoruz onların. Okula devam ediyorlar mı? Ve bizim koyduğumuz kriterlere göre başarıların belli bir başarı seviyesine ulaştılar mı diye. Onların da bir evrak süreci oluyor. Onların ilk ödemeleri yani devam eden bursiyerlerin Aralık ayında, yeni başlayanların da Şubat ayında 7 aylık olarak yapıyor. Peki ne kadar ücret veriyorsunuz ve toplamda kaç kişiye ne kadar burs dağıtıyorsunuz? Biz dediğim gibi bu sene 517 tane üniversite öğrencisini destekliyoruz. Burs olarak biz 10 aylık veriyoruz burslarımızı. Ve her bir ay için 370 TL'ydi geçen sene. 2013-2014 dönemi için Eylül ayında belli olacak. Biz işte enflasyon ve işte tefe tüfe oranında bir artış gerçekleştiriyoruz her yıl. Yani bu 370 daha yüksek bir seviyeye ulaşacak bu sene için. Geri ödemesi var mı peki? Geri ödemesi yok. Karşılıksız bizim burslarımız. Sadece tek kriterimiz başka bir yerden karşılıksız burs almaması. Ama tabii Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi genelde bursiyerlerimiz alıyor. Kullanıyorlar. Sonrasında mezun olduktan 2 sene sonra onu belli kriterlerle geri ödüyorlar. Evet. Peki son olarak size kurumunuz özelinde bir şey sormak istiyorum. Rehbi Koç Vakfı'nın özel lisesi ve üniversitesi var. Orayla burs ilişkisi nasıldır? Yani oradaki öğrencilere öncelik veriliyor falan gibi bir algı olabilir. Onunla ilgili de kısaca bilgi vermenizi rica edeyim son olarak. Koç Üniversitesi ve Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin de kendi bursları var. Fakat onlar merkezi olarak Rehbi Koç Vakfı'ndan yönetilmiyorlar. Bizim belirlediğimiz bu 17 üniversitenin hepsi devlet üniversitesi. Yani Koç Üniversitesi'ne ve Koç Özel Lisesi'ne burslu olarak girmek için onların ayrı burs kriterleri, işte burslu kontenjanların yazılması gibi kriterleri var ve o tamamen
farklı derecelerde burslandırmayı okulun eğitim kurumlarımız kendileri yapıyorlar. Sizden farklı bir süreçleri evet. var dolayısıyla. Peki Vehbi Koç Vakfı'ndan verdiğiniz burslar için de bize gelip bunlarla ilgili bilgi verdiğiniz için de teşekkür ederiz size. Ben çok teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Bu işte iş var. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü hem sektörden farklı konuklarıyla hem de burs veren bir kurumla daha devam ediyor olacak. Özellikle ek yerleştirme dönemine yönelik olarak klasik mesleklerin dışında da başka işlerde de iş olduğunu anlatan bir program bu işte iş var. Gelecek hafta radyo ve televizyon programcılığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık ve medya ve iletişim bölümlerini işleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.